Tabii en temel sebep ekonomik. Yani iş yok, işte para yok. Asgari ücretle çalışmak için mi burada 2 sene boyunca okuyorum yani üniversiteyi? Oraya şöyle bir gitme hayalim var. Futbolcu olursak gidersek öyle olur. Türkiye'de her geçen gün daha fazla genç yurt dışına gitmek istiyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına gençlerin neden yurt dışına gitmek istediğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yani bana kalırsa sosyal etkinlikten dolayı biraz heves. Mesela dış ülkeyle burayı karşılaştırdıklarında biraz daha orası ağır basıyor gibi yani. İhtimaller falan çok fazla, sosyal haklar çok fazla diye düşünüyorlar ama yani Türkiye'de çok güzel bir yer, yaşanacak bir yer. Hani bunu kullanılması gerekiyor. Ben kısa bir süre kaldım yurt dışında da yani fark eden hiçbir şey olmuyor. Yani bizimki şu an imkanlarımız da çok iyi aslında. Sadece değerlendirmelerini bilmiyorlar. Çok her şeye çok heves ediyorlar. Gençler yurt dışına niye gitmek istesin? Türkiye'de her şey günlük gülistanlık. Yurt dışında ben ne işim var? Eğer ki ben yurt dışında geçim diyen adam yalan söylüyor. Türkiye'deki şartlar yurt dışında daha güzeldir. Ne gibi mesela? Ya mesela diyelim buradaki her konuda mesela ben mesela diyelim organize sana diyeyim. Her fabrikanın önünde işçi alınacak, şu alınacak, bu alınacak, şu alınacak, bu alınacak diye hep yazıyor. İnsanlar diyor ki ya işte biz masa başında iş arıyorlar insanlar. Ben mesela çalıştığım yerde aldığım maaşına kadar güzel geçiniyorum. Gençler neden memnun değil peki? Gençler niye memnun? Gençler hazır ve rahat iş istiyor. Gençler ezilmeyi istemiyor. Bizim anlıyor musun? Gençler diyor ki ya işte biz ezilmeyelim. Herkes masa başında iş yapamaz. İlla ki bir kısmı da çalışarak kazanacak bu iş. Şimdi sen kalkıp da herkese kalkıp da masa başına iş verirsen o zaman benim yaptığım işi kim yapacak? Bunu bile düşünmek lazım yani. Organize sanayide bir gün git. Benim çalıştığım fabrika devamlı işçi alıyor. Ama bakıyorsun gelen adam 40 yaşında, 50 yaşında. Genç gelmiyor. Genç niye gelmiyor? Genç orada 2 gün çalışacak, 3 gün kaçacak. Çünkü niye? Ağır işliyor. Yani. Yurt dışı diyorlar, yurt dışı diyor. Yurt dışında senin kendi memleketin var, yurt dışında benim ne işim var ya? Yurt dışında gidip başlasın şeyin temizliğine kadar kendi ülkende çalışırım ya. Çalışan herkese her yerde iş var. Ama çalışmayan adam da çarşıda propaganda yapar. Ben işsizim, boşum der. Şurada şeye karışır, ülkeye karışır. Başka bir yapacak bir şey yok onun. Tabii bu genel bir sebebi var yani. O da ekonomik krizler özellikle. Bir de gençlerin burada yaşama zorluğu, işte iş kısıtlaması. Bir de bu Türkiye özgü bir durum değil yani. Biz Irak'tan geldiğimiz için Irak'ta da bayağı çok gençler gidiyor Avrupa'ya. Tabii en temel sebep ekonomik. Yani iş yok, işte para yok. Bir de gençler öğrenci olduğu için işte öğrenci para olmadığı zaman nasıl geçinebilecek ki? Yani bence en temel sebep ekonomik. Peki şimdi çok yaygın bir soruyu sorarak devam edeceğim. Şimdi gençler iş mi beğenmiyor yoksa iş mi bulamıyor? Tabii beğenmeyen de var, bulamayan da var. O kişiden kişiye değişiyor. Genel olarak benim yani gördüğüm, tanıdığım kişiler bulamayan sınıftan. Ama tabii beğenmeyen gördüm de. Benim yok. Ben ekonomiden de razıyım. Her şeyden razıyım. Hiçbir şekilde gitme fikrim yok. Benim de yani şu an ekonomi kötü, doğru. Ama yani bilmiyorum, gitmek iyi gelmiyor şahsen. Kendi ülkem varken başka ülkeye niye gideyim? Toplum daha ayrı. İnsanlar daha yurt farklı. Yurt dışında bile Türkler dışlanıyor. Bunun bir ton videosu var. Bir ton her yerde kanıtı var. Yurt dışına gittiğimiz zaman bir mesleğimiz yok. Yapacağım bir şey yok. En azından burada yapabileceğimiz bir şeyler var. Oraya şöyle bir gitme hayalim var. Futbolcu olursak gidersek öyle olur. Ekonomi kötüsü buranın çünkü. Ben burada 2 senedir okusam, üniversiteye gitsem burada hiçbir şey olamıyorum. Ben asgari ücretle çalışmak için mi burada 2 sene boyunca okuyorum yani üniversiteyi? Mimarlık okusam hiçbir şey olamıyorum. Öğretmen olsam atanamıyorum hiçbir yere. O yüzden burada durmak yerine yurt dışını tercih ederim. Yani burada iş bulamayacağınızı düşünüyorsun? Evet. Tekrar asgari ücretle çalışmaktansa daha fazla yurt dışında bir kere okurum, daha iyi okurum en azından. Gençler de mi peki bu yüzden yurt dışına gitmek istiyorsunuz? Evet. Ekonomi kötü çünkü. İşte Türkiye'nin bu durumlarından dolayı artışlardan, faiz artışlarından ne bileyim biraz da cahillik de olabilir. Okumak için gitmek istiyorlarsa gitsinler. O durumda bir şey diyemem ama bu ekonomik durumda orada aynı yani değişen bir şey yok yani.
Ha biraz oranın parası buraya Türkiye'ye bakarak değerlendi. O yüzden biraz da şey olabilir yani, o yanıltıyor olabilir. Ama kendi memleketlerinde terk etmelerini istemem. Her ne koşulda olursa olsun burada durup yaşamalarını tercih ederim yani. Biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz ama gene de memleketimizi tercih ediyoruz yani. Peki gençlerde bu yurt dışına çıkma isteğinin türemesine sebep olan faktörler nelerdi sizce mesela? İşte dediğim gibi bu yaşam şeyi, bu şeydeki ürünlerdeki artışlar, fiyat artışları, ekonominin krizlere neden olması, biraz daha oyandı, şimdi paraları değerlendiği için makbul görüyorlar. Biraz daha paraları değerli olduğunu zannediyorlar. Aslında şöyle bir genel bakılırsa her taraf aynı yani, değişen hiçbir şey yok.